Herkese merhaba. Eğer bu izlediğiniz ilk videomsa ben Aslı, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu 2017 cilt bakımı favorilerim. 2017'de gerçekten elimden düşürmediğim çok güzel bir rutin oluşturdum kendime. Çok fazla ürün denedim ve sonunda cildimin çok güzel reaksiyon verdiği, çok güzel cevap verdiği bir rutin oluşturdum. Her zaman denemeye devam edeceğim. Bu işi yaptığım sürece bir cildime güzel gelen her şeyi denemeye devam edeceğim. Tabii bu uğurda cildi biraz perişan da ediyoruz. Eğer ki beni tanımıyorsanız, kuru bir cilde sahibim, atopik bir cildim var. Çok hassas bir cildim yok artık çünkü biraz haşet ettim, hassaslığını giderdim o şekilde. Ama genel olarak biraz problematik bir cilde sahibim. Problematik bir cilde sahip olduğum için de her ürün bana çok yaramıyor. Birazcık böyle seçmek gerekiyor içinden. Çok uzatmadan bu sene kategorilere ayırdım bütün hepsini. Neleri beğenmişim merak ediyorsanız izlemeye devam edebilirsiniz. Öncelikle bazdan başlayalım. Yüz yıkama jelleriyle başlayalım. Bunda iki tane alternatifim var. İlk önce biraz perişan olmuş, çok utanıyorum onu gösterirken. Origins'in Checks and Balances Frothy Face Wash'u. Bu gerçekten çok güzel bir ürün. Ben makyajımı pamuk yardımıyla vesaire ya da temizleme mendiliyle çıkartmıyorum. Ben makyajımı yıkayarak yüzümden çıkartıyorum. Bunun da videosunu mutlaka 2018'de çekeceğim, söz veriyorum. Aslında çok kısa bir video olacak ama aslında neden önemli bir şey olduğunu anlatacağım o videoda. Yıkayarak çıkarttığım için de çok uzatmadan benim maskaramı ve bütün makyajımı bir kerede yüzümü köpürttükten sonra çıkartması gerekiyor. Benim bir makyaj temizleme ve yüz yıkama jelinden beklentim bu şekilde. Çok yüksek bir beklentim var. %99'u bunu karşılamıyor. Özellikle de göz makyajını, maskarayı çıkartmıyorlar. Ama Origins'in bu Checks and Balances ve ona uygun fiyatlı alternatifi bitti. Görüyor musunuz bilmiyorum. Neutrogena'nın Hydro Boost jel temizleyicisi. Bu ikisini bu sene kullandım. Bu bitti. Bununla başladım ve bu şekilde devam ediyor. O arada tabii ki de çıkartacağını düşündüğüm şeyler denedim ama olmadı. Bu ikisi kesinlikle favorim. Bütçeniz hangisi için uygunsa ikisini de çok çok tavsiye ederim. İkinci olarak da benim için çok elzem olan peeling etkili yıkama jellerine geçeceğim. Bir tanesi sanırım artık ülkemizden çekiliyor duyduğuma göre. Bliss markasının Micro Magic peelingi. Bu bitti sayılır. Son demlerini yaşıyor. Yurt dışından getirtme ihtimaliniz ya da alma ihtimaliniz varsa ya da hala belki bazı eczanelerde bulabilirsiniz. Aklınızda olsun, muhteşem bir peeling. Ben bunu duşta da yüzümü yıkıyorum bununla. Normal şartlarda da çok makyaj yaptığımda mutlaka bununla tekrar arındırıyorum yüzümü. Bliss'i bulamazsanız eğer ki alternatif olarak bunu da sene sonuna doğru tanıştığım Shiseido'nun Vaso serisinin Soft and Cushy Polisher Peeling yıkama jeli var. Bu da muazzam gerçekten. İkisinin de içinde partiküller var. Cilde kesinlikle zarar veren boyutta partiküller değil. Hoş, ben onları da çok seviyorum. Böyle yara yara temizlemeyi cildimi. Ama ikisi de gayet kibar bir şekilde cildi bütün pisliklerden arındırıyorlar. İkisini de gözüm kapalı herkese tavsiye edebilirim. Makyaj çıkarma suları ve tonikleri ben dediğim gibi çok tercih etmiyorum. Ama bazen çok üşendiğim, mesela göz makyajımı o sırada silmek istemediğim ama ten makyajımdan kurtulmak istediğim zamanlar Garnier'in bu çift fazlı miseler suyu gerçekten waterproof, her şeyi çıkartıyor. Ben bunu daha çok ne için kullandığımı söyleyeyim ama bunu göz makyajını pamukla çıkartan arkadaşlarım da çok severek kullanıyor. Elime bir şey swashladığımda waterproofsam elimi kazımadan bunu bir pamuk üstüne döküp hemen çıkartıyor. Tabii ki birkaç kere göz makyajımı da bununla çıkarttım. Ama dediğim gibi ben makyajımı bu şekilde çıkartmayı tercih etmiyorum. Ama çıkartan herkes çok memnun. Ben de gayet severek kullanıyorum bu ürünü. Cilt bakımımda bu sene iki tane seruma bayıldım. Sürekli onu kullandım. Sabah akşam kullanıyorum. Bu ikisinin hiçbir şekilde gece gündüzü yok. Bir tanesi Essederm'in Intensive Hyaluronic Asidi, yani asidi değil, serumu, asidin serumu, muazzam. Bildiğim kadarıyla Essederm sadece eczanelerde satılıyor.
Gerçekten muhteşem bir hyaluronik asit serumu. Benim cildime çok iyi geldi. Gözenekleri gözde görülür bir şekilde sıkılaştırıyor. Bir pompa bütün yüzünüze yeterli oluyor. Dolayısıyla da çok uzun süre kullanılacak bir ürün. Ben aylardır kullanmama rağmen daha şurada yarısını birazcık daha geçti. Çok çok severek kullanıyorum. İkinci olaraksa ben bu ikisini ilk önce Estederm'i sonra bunu uyguluyorum. Dr. Murad'ın Rapid Collagen Infusion isimli serumu. Bu ikisi beraber çok iyi anlaşıyorlar. Açıkçası Estederm'e ne uyuyorsa diye başladım serüvenime. Sonunda bu ikisinden aşırı memnun kalarak hayatıma devam ediyorum. Bu da ciltteki kolajeni tetikleyen çok güzel bir serum. Bu ikisi cildime gerçekten çok iyi geliyor nemlendiriciden önce. Geldik nemlendiricilere. Bir gece, bir de sabah nemlendiricim var. İlk sabahtan başlamak istiyorum. Sabah nemlendiricim Estée Lauder'ın Revitalizing Supreme Light Cream'i. Bu anti-aging. Ben artık anti-aging'e geçtim. Arkadaşlar biliyorsunuz botoks falan da yaptırdım. Botoksum da geçti, görüyor musunuz? Kırışıyor. Hemen yeni yaptıracağım. Ama kremlerde de anti-aging ve kolajen barındıran kremler tercih ediyorum. Sabah da akşam da hiç fark etmiyor. Çok güzel nemlendiriyor. Makyaj altında çok güzel duruyor. Aynı zamanda Darfi'nin daha önceki videolarımda kullandığım kremi de makyaj altında çok güzel duruyor. Neydi Darfen? Hydra Skin. O da çok iyi. Gündüz onu da çok sık kullanıyorum. Çok severek kullanıyorum sabahları. Akşam kremime geçersek de... Ay sanki sponsor ama değil. Öncelikle söyleyeyim. Yine Dr. Murad'ın Retinol Youth Renewal Night Cream'ini kullanıyorum. Bu da gerçekten çok güzel. Cildimin ihtiyacı olan bütün nemi veriyor. Tabii yani çatlamadığı sürece ortasından, kuruluktan. Gayet böyle inanılmaz sağlıklı ve bebeksi bir ciltle uyanıyorum sabahları. Kesinlikle bunun etkisini çok çok gördüm. Çok çok tavsiye ediyorum. Bu da anti-aging tabii ki. Çünkü 30'uma çok az kaldı, biliyor musunuz? Evet, gözaltı kremine gelirsek eğer... Dedim, beni yine sosyal medya hesaplarımdan takip ediyorsanız eğer görmüş olmanız gerek. Aveda'nın Wedding Mask Eye. İnanılmaz güzel bir gözaltı kremi. Tek kötü yanı, kesinlikle makyaj altına uygulayamazsınız. Sadece gece uygulanabilen, gündüz de sizin hayatınızı biraz zorlaştırabilecek. Çünkü çok kalın yapısı var. Tamamıyla inanılmaz nemlendirmeye yönelik bir krem. Ama gece uyuyun bunu sürüp. Sabah uyanın, bebek poposu. O gözaltıları, bebek poposu. Muhteşem bir göz kremi. Herkese aşırı şiddetle tavsiye ederim. Maskelere geldik. Bütün sene maske videosu çekeceğim dedim. Sene bitti, çekemedim. Olsun, bu videoya kısmetmiş. Zaten sabah ve koltukta da bir daha tövbe video çekersem. Gömüldükçe gömüldüm böyle patlasın gibi. Maskeler. Ay, eleye. Yani onu da göstereyim, bunu da göstereyim diye. O yüzden bunları da kategoriye ayırdım. Buraya da yazdığım için sürekli telefona bakıyorum. Arındırıcı maske. Cildi kirden, tozdan, gereksiz siyah noktalardan arındıran ilk önce uygun fiyatlı alternatifi göstereceğim. Gerçekten çok severek kullanıyorum. Himalaya Neem Özlü Maske. Çok güzel, çok uygun fiyatlı. Gratis'te bulabiliyorsunuz. Yani ben en son çok uygun fiyatlı olarak almıştım. Bayağıdır da kullanıyorum, bitmedi de. Çok severek kullanıyorum. Bence her cilt kullanabilir. Normal ve yağlı ciltler diyor. Ben kuru ciltliğimi kullanıyorum. Tabii ki de sonra nemlendirme gerekiyor. Kurutuyor hakikaten. Ama öyle deli bir kurutması yok. Çok çok seviyorum ve içinde böyle partiküller var. Onu böyle dairesel hareketlerle yıkayarak yıkadığım zaman inanılmaz güzel oluyor cildim. İkinci olarak Estederm markasının Lightening Buffing Mask. Bu hayatımda kullandığım en değişik maskelerden bir tanesi. Çünkü yüzünüze uyguluyorsunuz, o kuruyor ve ondan sonra tık 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 böyle yıkamıyorsunuz. Bu şekilde lavabonun içinde bütün maske pıt 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 dökülüyor. Sonra isterseniz eğer ki cildinizi maskeden arındırıyorsunuz. Ya bir tane bunun asıl temizleyicisi var bu serinin. Bölgesel temizliyorsunuz. O inanılmaz. Bak onu niye koymadım? Artık o da 2018'deki favoriler videosuna girer. Yani merak etmeyin, sene sonu değil. İlk çektiğim favorilerle göstereceğim onu da.
Bu da çok güzel. Bebek poposu gibi yapıyor cilde, inanılmaz iyi. Bir diğer arındırıcı siyah nokta maskesi de Origins'in Clear Improvement Active Charcoal Mask. Aktif kömür barındıran maskesi. Şimdi diyeceksiniz dalgın geçirsin hiç kullanmıyorsun. Hayır kullandım, bitti. Bu işin için başlayacağım. Gerçekten çok güzel. Bence her cilt tipi için uygun. Hafta bir kere her kurulu cilde de yapabilir. Origins'in maskeleri zaten gerçekten çok güzel. Hashtag sponsorlu değil. Söz veriyorum. Canlandırıcı maske. Şimdi canlandırıcı maskeden kastım cilde ışıltı veren, cilde güzel gösteren maskeler. Aşırı nem veren değil de daha çok böyle ışıltı geren vesaire. Buradaki tercihim benim Glam Glow Gravity Matte Morolan. Gerçekten çok güzel. Yüzünüzün gerildiğini hissediyorsunuz ama acı verici bir şey kesinlikle değil. Ama bunu eğer soyduktan sonra cildiniz ışıl ışıl kalıyor. Çok değişik bir maske. Ben bunu makyajsız dışarı çıkacağım zamanlar yapıyorum. Yani cildime hiçbir şey sürmeyeceğim zamanlar yapıp dışarı çıkıyorum. Ve o zaman pırıl pırıl parlıyorum. Üreylerde karıştık. Çok severek kullanıyorum. Geldik nemlendirici maskeye. Nemlendirici maske de artık bu benim kaçıncı senem? YouTube'daki 3,5 oldu. 3,5 senedir Shiseido'nun Beauty Sleeping Mask'ini söylüyorum. Dedim ki utanır insan bu senede onu göstereyim ama hala çok severek kullanıyorum. Hala bayılıyorum ama onun yanına şöyle bir şey ekledim. En sevdiğim maskeyi unutuyordum bir dakika. O zaman şimdi onu unutmayacağım. İkinci nemlendirici maskede Origins'in Drink Up Intensive maskesi. Bunlar Shiseido'nun Beauty Sleeping Mask'i ile bu da ikisi de yatmadan önce sürülüyor. Bütün gece yüzünüzde kalıyor. Sabah uyandığınızda neme doymuş bir cildiniz oluyor. Shiseido kadar etkili mi? Neredeyse onun kadar etkili. Ama benim hayatımda Shiseido kadar etkili hiçbir şey olmadı. Yalan yok. Ama benim cildimin gerçekten 3 insanlık neme ihtiyacı var. O yüzden benim cildim çok hale almamak lazım. Bunu kullanan bütün arkadaşlarım bayılarak kullanıyor. Ben eminim her cilt tipi için kim kullanırsa kullansın gayet ihtiyacı olan nemi sağlayacaktır bu. Arkadaşlar bunu nasıl göstermediğimle ilgili hiçbir fikrim olmamakla beraber hay Allah'ın insanına aldırdığım hayatımdaki influencerlar dahil olmak üzere kullandırdığım Dr. Murat'ın Intensive C Radiance Peel. Ay herkes de almak zorunda bu. Bunu gidin alın. Bunu mutlaka almak zorundasınız. Bu şey kimyasal peeling'in evde yapılıp kimyasal olmayanı ama inanılmaz güzel olanı. Yani muhteşem yani böyle anlatamam nasıl anlatayım. Sürüyorsunuz ve yıkadığınız zaman sanki başka bir cilt çıkmış alttan gibi bir his. Nasıl anlatayım? Çok güzel. Kaç tane bitirdim daha? Kim bilir ömür boyunca kaç tane daha bundan bitireceğimle ilgili hiçbir fikrim yok. Bayılıyorum. Alın, aldırın. Alın, aldırın. O kadar söylüyorum. Son olaraksa favori burun bandım, burun gözenek bandımdan bahsetmek istiyorum. Hazır mıyız? Bunu herkesten duymuşsunuzdur ama hiç böyle wow, yanmıyorum böyle bir şeyim varmış demeyeceksiniz. BİM'de satılan siyah nokta burun bandları. Ya bir de BİM'de satılıyor. Benim canım sıkıyor. BİM bulmakta biraz zorluk çekiyorum. Üstüne yok. Ne Nivea, ne başka bir şey. Kesinlikle ne Watson's'ın o burun bantları. Bunun üstüne BİM'indeki satılan o siyah nokta bantlarının üstüne kesinlikle yok piyasada. Yok. Gidin BİM bulun. BİM'den bunları alın. Ben BİM'e gittikçe 10'ar 15'er paket alıyorum. Ve bir bebek. Ve çok ucuz. Umarım ucuz kalır. Çok severek kullanıyorum. Böylelikle 2017 cilt bakımı favorilerimizin sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur sizin için. Şimdi aşağıya tahminimce gelecek sorulardan bir tanesini açıklamak istiyorum. Cilt bakım ürünlerinde hiç uygun fiyatı neredeyse hiçbir şey göstermedim nasıl diye. Evet onu şöyle açıklamak istiyorum. Cilt bakımıma çok çok önem veriyorum. Cildime yaramayacak hiçbir ürünü çok pahalı da olsa, çok uygun fiyatlı da olsa hiçbir şekilde kullanmam. Çünkü cildim sonsuza kadar benle olacak. Zaten akıl sağlığımı son
2017'nin son dönemlerinde cilt bakımıyla bozmuş durumdayım. Cildimi güçlendirip cildime ihtiyacı olan her şeyi sağlayacağım. Kesinlikle uygun fiyatlı makyaj ürünü kullanırım ama cildime bütün yatırımı yaparım. Bütün kesenin ağzını açarım kısacası. Herkese de kesinlikle tavsiyemdir. Makyajdan kısın ama cilt bakımına, yani bir bütçeniz varsa %90'ını cilt bakımına, %10'unu makyaja ayırmanız. Çünkü cildiniz sizin tuvaliniz. Cildiniz uygun şartlarda değilse 1000 liralık fonten sürseniz de korkunç durur. Ama cildiniz mükemmelse 10 liralık fonten bile cildinizde 1000 liralık gibi durar. Durur. Böylelikle videoyu kapatalım. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Eğer bu yılın son videosuysa da hepinize mutlu yıllar diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.